Merhaba Şiddetnet izleyenleri, ben Tolga Cem Küçükilmez, yanımda Berkin Bozdoğan var. Bu videomuzda Xperia Z3 Compact'ın uzun kullanım testi yani UKT videosuyla karşınızdayız. Ne kadardır kullanıyorsunuz? 2 ay oldu mu? 2 ay neredeyse oldu. Arada, ondan önce de bir 2-3 hafta, 3 haftanın üzerinde Z3'ün kendisini kullanmıştım. UKT yapacağız diye kullanmıştım, incelemeden bağımsız olarak. Bu kadar uzun süre kullandım, hani UKT için kullandım. Başka telefon yok yakın zamanda. Ya çünkü bu benim için favori telefon. Hani bana bu şekilde sorular soranlar, işte internette, online'dan veya işte TikTok'tan vesaire soranlar bilirler ki hani ben ufak tefek ve hani güçlü telefon seviyorum ve bu konuda çok şikayetçiydim. Tolga da biliyor benim bu şikayetlerimi. İşte nihayet birisi işte Z1 Compact'tan sonra bir de Z3 Compact geldi. Z1 Compact güzel de eksiklikleri vardı, ekranı. Ekran kötüydü. Z1 de kötüydü mesela o anlamda biliyorsun hani. Ki Z1 Compact Z1'den daha iyiydi ekran olarak. Evet, acı gerçekler çünkü hani daha düzgün aynı. Z1 mesela çok kötüydü. Ama hem Z3 çok iyi bir telefon burada gördüğünüz üzere, hem de onun işte minisi demiyorlar çünkü hani donanımsal olarak çok benzer seviyedeler. O yüzden Compact'ı da hani gördüğünüz üzere aradaki fark bu. Compact'ı da aynı derecede iyi telefon. Ve tabii tasarımları ki da benziyor 3 aşağı 5 yukarı. Bir yan paneller farklı. Ha, yan panellerde hani kontrol mekanizmalarına baktığınız zaman ikisi de birbirinin aynısı ama işte burada kaplaması ne var? Falan, hani etraf burada metal olduğu gibi Z3'te ama burada metalin üzerine, metal çerçevenin üzerine plastik giydirmişler. Niye yapmışlar bilmiyorum, özel bir sebebi var mı bilmiyorum ama bu güzel bir şey. Özellikle metal takıntınız yoksa veya işte atıyorum metalin hakikaten çok büyük değer kattığını düşünmüyorsunuz özel olarak. Plastik darbelere karşı daha dayanıklı çünkü Z3'ün UKT'sine değineceğiz. Gerçi Z3'ün UKT'de hani üzerine verebildiğim tek zarar da ancak metale çarpma sonucu oluşan, işte maalesef çok kayıyor bu telefonlar, değineceğiz ona zaten. Hani orada böyle bir zarar var. Onun haricinde hani nasıl diyeyim size, cihaz yani oldukça aslında dayanıklı da Z3'e göre, aslında bir kalem daha dayanıklı. Şimdi şöyle, UKT videomuza başlamadan önce şuna da değinmek istiyorum. Bir yanlış anlaşılma, bir bazı okurlar tarafından yanlış anlaşılma oluşmuş. Yani uzun kullanım testi diye illa bizim bir sene sonra ürün incelememiz gerekmiyor. Şimdi bazı modeller hala ilgi uyandırdığı için öyle bir sene, 5 ay, ne bileyim 9 ay kullanılmış incelediklerimiz var. Mesela HTC One M7 olabilir, evet. M8 olabilir. LG G2'yi yapmıştık, Xperia Z1 ve Z2'yi zaten UKT yapmıştık. Fakat yeni kullanılan, mesela bu hafta içerisinde Galaxy Note 4'ün UKT'sini çekebiliriz. Yani bu tip videolar hazırlayabiliyoruz. Yani 2 ay ortalama bir telefondan edinebilecek uzun kullanım deneyimi zaten bize veriyor. Evet, yaklaşık o seviyede zaten bütün arızaları öne çıkıyor veya işte arada kullanmaya fırsat bulamadığınız düzgün özelliklerini de kullanmaya evet fırsat buluyorsunuz. Ayrıca şöyle de bir şey var. Mesela araba incelemelerinde 1000 kilometreden fazla kimse kullanmaz arabası. 1000 kilometre bile fazladır. 1000 kilometre daha rodajı yapmadın yani mesela. Eski kafa, karbüratör açılmadı mesela. yani incelemeleri de sıfır araba yollamıyorlar ya. Atıyorum 7000 araba geldi. 500-600 kilometre dolaşırsın. İncelemesini yaparsın. Yani esasında 600 kilometre o insanların araba kullanıp incelemesi normal insanların kullanımından farklıdır. Çünkü onlar daha fazla test yaparlar. Aynı şekilde biz de mesela telefonu biraz ilginç kullanıyoruz. Bu yüzden hani bizim 2 ay kullanmamız pek çok aya bedel esasında. Aynen, çünkü her tarafını kurcalamaya başladığınız zaman iş çığırından çıkmaya başlıyor. Özellikle biz daha çok hani eleştirel gözle değil de, şimdi şöyle bir durum var. Hani kendi telefon aldığın zaman bundan nasıl nefret kusuyorsun? Hani 1-2 ay kullandığın zaman bunu da aynı nefreti kusmaya başlıyorsun. Ya para vermişsin gibi. Çünkü tabii ki bir şeye para vermek onu daha da hani arttırıyor ama sonuçta yine mümkün olduğu kadar profesyonel yaklaşarak hani kendimiz gittik, para verdik, aldık ve bizim canımızı ne sıktığı aslında sizlere aktarmaya çalışıyoruz bu sırada. Böyle bir durum var. Aynen. Yani bir de bu arada biz telefonları da kılıf mılıf kullanmadığımız için 2 ayda oluşabilecek zaten maksimum hasar oluşmaya başlıyor. Oradan yani bunu hoplaya zıplaya düşe sıçraya zaten. Yani zaten mesela Berkay'la çektiğimiz iPhone 6 Plus videosuna da UKT'sine öyle videolar gelmişti. Hani dayanıklılığa 8 puan verdi ama hani kılıf var, her yerini kapatıyor. Bir de cam filmi koymuş. Hani madem çok dayanıklı. Gorilla Glass'ı cam filmi koymuş. Hatta evet. Safir Gorilla da değil. Safir wow. Değil, Safir değil. Safir değil ne? Ne kullanıyor? Gorilla Glass da yazmıyor ama normal onların bir camı var yani. Dayanıklı mı? Dayanıklı. Vay arkadaş, şey. O kadar para veriyorsun, bir de üzerine şey kaplıyorsun, bir şeylerle kaplıyorsun. Ya ben açıkçası telefonları normal böyle hiçbir şeysiz kullanmayı seviyorum.
Patates gibi oluyor diğer türlü telefonla. Ya zor hakikaten. Şimdi bir telefon inceliğini anlatıyorsun mesela birisine. Arkadaş sen gidip kılıf kullanıyorsun. İyi de o zaman nesi ince? Ha, ya da kullanacaksam nesi ince? Evet arkadaşlar, çok geçmeden UKT videomuza başlıyoruz. Her zamanki UKT videolarımızın ilk maddesi olan dayanıklılıkla başlıyoruz. Xperia Z3 kompakt, esasında metal alüminyum kasaya sahip. Bu alüminyum kasanın üzerine yuvarlatılmış bir plastik kaplama var. Ön arka yine eskisi gibi dayanıklı cam. Vallahi ben hani çok özenli kullanan bir insan olmamama rağmen hani oraya buraya düşüyor, patlıyor, çatlıyor. Hani hatta bir yerde hani nasıl diyeyim size, telefonu taş demine düşürdüm ve 1.5 metre yüksekten falan düşürdüm. Ondan sonra acaba ekran mı kırıldı, arkası mı kırıldı diye bakmaya başladım. 1.5 metre taş ve cart diye yere düştü. Normalde de işte o S3'teki deneyimimi anlatayım. Boydan boya camı gitmişti. Etrafında ezilme bile yok arkadaşlar. Yani hani ki böyle daha ufak bir iki düşüş de atlattı. Hani yanlarda açılma da yok. Ona da baktım. Ya bu yanlardaki ovalleştirilmiş plastik kaplama biraz da yumuşak bir plastik. Sert bir plastik değil. Esasen biraz absorbe etkisine sahip. Tabii ki. Öteki türlü başka bir telefon olsa kırmıştım tahminen. Yani Z3 olsa etrafı çerçeve yamulmuştu tahminen. Metale çarpacağı için. Burada izini bulamıyorum yani. Hani çok dürüstçe. Zaten detay videoları da göreceksiniz. Benim bu kullanmış olduğum Z3 kompaktla birlikte herhangi bir şey yok. Hani önde arkada da herhangi bir çatlama veya çizilme çok belli olmuyor. Tabii ki düz beyaz olduğu için minik o çizilmeler, senin bana işte az önce Note 4'te gösterdiğin minik çizilmeleri çok fazla görmüyorsun. Çünkü beyaz zaten kamufle ediyor. Ön tarafta bir şey var mı dersen? Ön tarafta biraz bir zarar. Biraz çizik var bir iki tane. Var. Yok, hiçbir şey yok. Şurada bir çizik var. O çizik değil, o şey. O çizik mi yoksa? Çizik çizik. Yok ya. Bak. Çizik de değil. Yani onlar şey, şey izleri, oradan buradan bulaşan, işte bir şeyin elinde üzerine kalan şeyler. Herhangi bir çiziği ben oluşturamadım üzerinde. Hani o mikro çizikler var ama onlar da malzemenin doğası gereği görünmüyor zaten. Hani arka tarafı zaten hiçbir şey göremiyorsunuz. Hani kamera lensini çizmeniz lazım. Peki hani mesela ekranı iyice temizledikten sonra ışık açısını değiştirdiğinizde, mesela ben bunda görüyorum birkaç çizik. Bu o nokta. Mikro çiziklerden bahsediyorsun değil mi? Evet. Yani dev bir çizik yok ama. Bunda böyle bir iki birkaç tane de mikro çizikler var aynen, yani hani normal şartlar altında hani çizik diyemeyeceğiniz veya hani özel olarak ışığa tutup baktığınızda bakmadığınız sürece göremeyeceğiniz şeyler var. Peki Xperia Z1'de mesela ön cam yine dayanıklıydı ama arkası daha kolay çiziliyordu. Bunun arka tarafındaki çizik durumu nedir? Arka tarafında yine dedim ki mikro çizikler var ama hani ele gelen, tırnağa oturtabileceğin hani ki hani ben yani ön cam gibi dayanıklı. Ön cam gibi dayanıklı. Aynen. Artık onu biliyorsun, hani çok büyük bir markalı olmayan üreticiler de yapıyor. Hani önde Gorilla Glass, arkada Gorilla Glass diyor. Hani arkası için özel olarak Gorilla Glass dediklerini hatırlamıyorum ben herhangi bir yerde. Çok bahsetmiyorum ondan ama belli ki hani sesten yani yaklaşık aynı malzemeden kullanıldığını anlayabiliyoruz. Peki o zaman onun üzerinden kaç puan veriyoruz? Aynı zamanda suya dayanıklılıktan bahsedeyim. Bu telefon Basra Körfezi'nin tuzlu sularını da gördü arkadaşlar. Dubai'ye gitti de. Dubai'de hani o son etkinliğinde ona rağmen yani o konuda ufak bir sıkıntısı var ama bu puan kırmaya değer mi bilmiyorum. Şimdi normal şartlarda videoyu stereo kaydediyor bu. Ön kamerayla çekeceksiniz, arka kamerayla çekeceksiniz. Burada ve burada mikrofonları var. Sıkıntı şu, Samsung Galaxy S5'te de ben bunu yaptım. Samsung Galaxy S5'te suya soktunuz, hemen veya işte 5-10 saniye sonra, birkaç dakika sonra çıkardınız diyelim. Ses normal stereo devam ediyor. Fakat bizim bu Sony Xperia Aquatek videomuzda, benim elle yani bu cihazla çektiğim, selfie olarak çektiğim videoya baktığınız zaman orada ses kanalına bir tanesine gitmiş olduğunu göreceksiniz. Onun sebebi de şu, sudan kendisi o kadar hızlı temizleyemiyor. Yani mikrofonla ilgili ufak bir sıkıntı var. Suya dayanıklı mı? Şu an için suya en dayanıklı cihaz. Yani atıyorum GoPro ile falan kıyaslamıyoruz. Evet. Telefonlara camiası Z3 ve Z3 kompakt çok iyi. Hani bunlar biraz iğreti görünüyor yandaki şeyler ama hiç açıldığını görmedim. Ve yani inanılmaz tuzlu bir suya soktum bunu yani. Hani arkadaşlar Basra Körfezi Akdeniz'den de güneyde hava çok sıcak. Ben gittiğimde Aralık'ın ikisinde üçünde hava 26 dereceydi. Su da bayağı sıcaktı. 20 derecenin üzerindeydi ve tuzlu su, kum vesaire gördü bu cihaz ve hiçbir şey olmadı. Hani orada da özel bir koruma kullanmadım yani. Dayanıklılık şu an yani 9-9.5 arasında bir dayanıklılık puanı versek 10 üzerinden. Çünkü rakibi yok bu konuda. Aynen. Yani dediğim gibi Z3 var suya dayanıklılık vesaire konusunda veya düştüğü zaman bir şey olmayacak ama o mesela şimdi onun UKD'sinde göreceksiniz. Bu Z3'ler daha sağlam olur. Evet, bir kez daha ufak.
Ya bu çok basit bir şey. Yani hani cihaz uf aldıkça direnci aynı artıyor. Profil daha yüksek direnç sağlıyor. Yani hani endüstri veya tasarım mühendisi. Bu şey iPhone 6'nın bükülmeyip iPhone 6 Plus'ın bükülmesi. Aynen. Yani bunu şeye sorun arkadaşlar, işte makine mühendisleri bunları iyi bilir. Profil yani tasarımı. Bir şu kadarlık demirle şu kadarlık demir aynı maddeler yapıyorsun. Uzunu daha çabuk bükersin. Aynen. Çünkü momentum. Evet. Moment. Momentum değil. Moment. O fizik zaman bir... dayanıklılık için 9.5 dedik. 9.5 diyebiliriz aynen. Esas da 10 da verilebilir de neyse. Ya çok şey abartmıyorum. Yani bende daha dayanıklı bir şey vardı. Türkiye'ye gelmiyordur. Ondan sonra vay efendim işte bilmem ne var görmemişsiniz kurşun geçirmiyor diye gelmeyin bize. Hani olsaydı söylerdik. O zaman en önemli ikinci maddemizle UKT videomuza devam ediyoruz. İkinci maddemiz performans. Xperia Z3 Compact zaten performansıyla ön planda bir cihaz. Yani neden diyecek olursanız Snapdragon 801 şu anda LG G3, Galaxy S5, HTC One M8, Xperia Z3, Z2 gibi cihazlarda kullanılıyor. Şurada yani genelde cihazlar Full HD ya da 2K ekranla 801 işlemciyi kullanıyor. Aynen. Burada bir avantaj var. Bu Full HD de değil, 2K'da değil, 720p ekran çözünürlüğü var. Yani performans avantajını oluşturan şey bu. Biliyorsunuz performans arttıkça cihazların performansı da düşüyor. Ya tabii oyunlarda bu kadar hissetmiyorsunuz çünkü oyunlardaki kaplamalar hadi 720p hadi olsun Full HD kaplama seviyesinde. Ama arayüzde. Mesela LG G3 2K çözünürlüğünde ekran sahibi olmasına rağmen oyunlarda çok çok öyle kötü performans göstermiyor. Neden? Çünkü oyunlar 1080p'de aynen çalışıyor. Ayrıca kaplamalarda da pek bir şey yok yani. Hatta bu kadar büyük bir işlemci gücüne oyunların da bir adapte olması lazım. Son 1-2 yılda grafik anlamında devrimsel oyunda pek yok yani. Yani biz bazen şey eleştiriyoruz ya hani işte OpenGL ES 3.0 desteği yok falan diyoruz da hani gün sonra ne oyun değişiyor? Güçlüyse işlemci yani çalışıyor yine. Aynen yani öyle. Bu noktada Xperia Z3 Compact'ın bir avantajı oluyor 720p'de. Hem arayüz hem kamera programı olsun. Her şey çok daha hızlı, akıcı bir şekilde çalışıyor. Zaten performans testlerinde de Xperia Z3 Compact incelemesinde görmüştünüz. Hatta Z3'ten daha performans çalışıyor. Genel olarak arka plan zaten yazıları kapatma ihtiyacım olmuyor. Yani arkada bir sürü şey açık şu an görüyorsun sen de. Hani tamam atıyorum Gmail ne olacak zaten çok optimize yazılar ama işte Messenger ve Facebook gibi optimizasyon nasibini hani hiç almamış ve zırt pırt saçmalayan yazılımlar bile yani arka tarafta hani menünün akması odur budur hani yeni bir şey kuralım. Arada kamera açıldı, cart diye zaten açıldı kamera. Yanlışlıkla açtım kamerayı arada. Peki hani öyle stabilite bozukluğu arada uygulama yanıt vermiyor falan oldu mu? Yok. Ama bazı hani şeyle ilgili yani benim sabıkalı olduğunu bildiğim yazılımlar haricinde hani böyle betadan bozma yazılımlar onun yani her telefon otomatik deniyor geliyor ya onlarda bir iki ufak sorun yaşadım ama o yazılımdan olduğunu biliyorum çünkü hiçbir telefonda düzgün çalışmıyor onlar. Ama onun haricinde stabilite konusunda hakikaten hani inanılmaz hani yazılım düzgün çünkü hani şimdi touch bize kıyaslanamaz tamam mı şey Sony'nin kendi arayüzü. O kadar çok daha sade gereksiz şey yok ya veya gereksiz demeyeyim de yani zeminle diyebilirsiniz. Ama TouchWiz'de de hani gerekli olan şey de çok fazla. Yani gerçekten olunca kullanıyorsun evet. Olunca kullanıyorsun. Ya ben mesela TouchWiz'deki bazı eklentiler yüzünden Samsung'u seviyorum. Hani ne kadar kassa dese de. Öyle şimdi hakikaten orada kendine has özellikler var. Burada Sony şey yapmış. Kendine özel yazılımlar geliştirmiş. Yani arayüze bir şey eklememiş. Atıyorum YouTube'a otomatik yayın yapabilen evet kamera uygulaması var. İşte size gündelik olarak işte neydi bir yazılım var size video üretiyor işte bugününüz bu haftanız diye. Arayüz ama Gingerbread'den beri çok değişmedi. Yani mesajlar simgesi, telefon simgesi hala aynı. Temalar benziyor. Hani yıllardır Sony'de olan tabii. Bence bir Sony'nin de bir yeni tasarımların Z4'te yenilecek yani çünkü arayüz yenilemesi lazım. Bak şeyde bile atıyorum şimdi Casper'da falan bile gördüğümüz o hani artık ne var? İki boyutlu işte Huawei'de gördüğümüz, işte Samsung'da görmeye başladığımız iki boyutlu o yani iki boyut tasarım, flat design olayı mesela burada yok. Dediğim gibi ikonlar aynı. Şimdi Z1, Z1 Compact'da aynı düşünüyorum. Sony'nin kendi ikonları var bir sürü sonuçta. Kendi yazılımları var. Onları dokunmadıkları evet için sanırım dokunmuyor. Hani bir bütünlük olsun diye. Artık Z4'te bunu değiştirir herhalde diye düşünüyorum. Yoksa hani yani belki de bu değişikliği yapmamaları onlar için zaten optimize kodumuz var. Hatta Snapdragon 800 ve 801 ailesinde optimize kodumuz var. Hani Z1, Z2, Z3 serilerini düşün. Hani dolayısıyla çok fazla oynamamıza gerek yok. Bu şekilde direkt gidiyor diye düşünüyorum. Çakalım. Aynen yani ve bu kötü değil yani. Stabil çalışıyor mu? Stabil çalışıyor arkadaşlar. Ve gayet memnunum. Ama yani Xperia'nın arayüzü hani verimli yani. Verimli. Ya basit verimli. Stamina ve stop şey değil yani Android Open Source Project'de değil. Kendi arayüzü var.
Ama mesela gün içinde şey değişiyor bu renkler. Yani ben normal şeyi çek, Expedia temasını seçerseniz. Şu an mesela bu saat, şu an kaç saat? 2'de çekiyoruz. Kırmızı akşama doğru morarıyor falan. Ama Google'ın Nexus cihazları yüklediği Android Open Source Project'in üzerine Google Asistan Launcher var ya, ona benziyor menüsü. Yani onu şu an çok da birçok aynısını bilmiyorum. Kullanmadım çünkü saf şeyi. Hani Android uzun süredir Sanecan modda hani onları çok vermiyor. Ben onlarla bayağı cebelleşmiştim ama hani genel olarak baktığınız zaman hani özel touch bir şeyini aramıyorsanız hani diyorsunuz ki abi stabil, performanslı, boş ver onları falan dedirecek bir cihaz. Yani Sony'nin bütün cihazları aslında böyle. Hani orta seviyeleri çok uzun süre kullanmadım ayrı konu hani M'leri falan filan ama. Ya 1 GB RAM'de sıkıntı yaşatıyor. Çünkü RAM temizleme olayı yok. Yani. Yani o tip bazı eksiklikleri var arayüzde olması gereken. Ama şey ama yani hani. Stabil çalışıyorsa. Stabil çalışıyor. Artık hakikaten bunları sorgulamaktan vazgeçiyorsunuz. Hani nasıl diyeyim size, Android camiasının iPhone'da bu. Abi çalışıyor, yağını sönüyor. Yani şarjına takıyorsun, internetini veriyorsun, o yaşıyor yani. Hani sıkıntı yok. Aynen. Peki performans üzerinden, 10 üzerinden kaç performans kalsın? 10 üzerinden sonuçta 9 verebiliriz rahatlıkla. Zaten Snapdragon 801'den daha iyi işlemci. Bir de zaten Exynos neydi? 805 var. 805 var ama 805 de grafik işlemcisiyle. Grafik işlemcisi. Hem o var hem de şey var işte Samsung kullandığı Exynos 5430. Hani 1.9.5 1.10 zaten yani öyle baktım. O yüzden bunda hani sıralamada doğal olarak 9 alması çok iyi. Zaten benzer Snapdragon 801'li cihazlar arasından yani 2.5 GHz'de çalışan cihazlar arasında da HD'sini hilesini saymıyorum. Biliyorsun kaldırar mı onu bilmiyorum da biraz overclockluyor AB olmasına rağmen. Bu AC'li yani 2.5 GHz. Onu Samsung da yapıyor, herkes yapıyor ya. Ama şey yani sonuçta teorik olarak saf işlem vitesinde 2.3 GHz'lik cihaz 2.5'u geçmez yani, evet. Değil mi? Hani düz mantık. Gerçi Samsung'un da orada şeyleri var ama evet. Hani benzerliğine göre ekrandan dolayı da baktığınız zaman sonuçta hani bu 9'u hak ediyor. Çünkü hani hem verimli hem de bundan daha iyi 2 tane işlemci var zaten Snapdragon 801'den şu an için. Piyasada satın alabileceğiniz şu an çıkıp. O da 720p olduğu için zaten pek yani. Zaten yine bu daha hızlı çıkacak tahminen. Yapsan testi yan yana koysan. Yok, Note 4'ten hala çok üstün çıkmıyor. 2K ekran olmasına rağmen Note 4 ama hani işlemciler arasında büyük kas gücü var yani. 1.8 çekirdek. Evet, hepsini kullanabileceği 8 çekirdekten bahsediyoruz tabi. Bir de bu fiyatına gelmedik daha geleceğiz ama sonuçta fiyata göre düşündüğün zaman da o fiyat performansı da çok evet, değerli bir telefon yani. 9 diyebiliriz. Diğer bir önemli kriter pil performansı. Bir diğer önemli kriter de pil performansı biliyorsunuz. Bir cihaz ne kadar iyi olursa olsun, ne özellikler istiyorsa uçsun, kendi kendine bilin, sizi yanınıza gelsin. Ama pili bittikten sonra bir hiçbir şey yaramıyor. İfade etmiyor yani. Bu noktada zaten Sony'nin stamina modu ünlü, başarılı bir mod. Bunların da tabii stamina modunun bir eksisi var. Düzenlemediğiniz zaman alarmınız bile çalmayabiliyor. Mesaj bile gelmeyebiliyor. Evet. Yani arka planda çalışmasını istediğiniz uygulamaları elle seçmeniz lazım. Hani gidip öyle ben stamina modunu açtım bekliyorum dediğiniz ama WhatsApp'tan bildirim gelmedi. Hani önemli hayati belli olarak. Belli sürelerde geliyor sadece. Evet, o büyük sıkıntı oluşturuyor. Alarmı çalmıyor ama. Alarmı evet. Yani şimdi her şey için bu. Alarm ek bir uygulama. Çünkü şöyle bir durum var hani şey diye düşünüyorsun ben o bug'dan bahsedecektim. Aslında bu bir bug çünkü hani normalde data şeyin kısıtlandığı söyleniyor. Arka plan uygulaması tamamen ölüyor gibi bir ima da bulunmuyor. Çünkü genelde öyledir ya. Ama öldürüyor. Ama öldürüyor. Alarmı kuruyorsunuz, stamina modu alıyorsunuz. Ondan sonra o alarm çalmıyor. Evet. Çalıyor gibi oluyor, ses çıkmıyor. Hani ekranda bir şey görüyorsunuz bazen ama işte otosunuzlara girmiş, havalarda uçuş şu an. Buna dikkat edin. Alarmı stamina moduna dahil edin. Xperia Z2, Z3 bunların batarya boyutu gayet rakiplerinin üstündeydi. Batarya performansı. Bu cihaz da korkunç. Şu kadarcık evet. Ufak cihazda 2600 mAh'lik pil var. Yani neredeyse Galaxy S4, ne bileyim S5'e yakın, S5 2800, S4 2600'dü. Hani o boyutu da küçük. 720p avantajı da var. Full HD değil. Güç tüketimini azaltıyor. Tek şey diyebildi, kusur bulabileceğin şey, yani ikisini yan yana koyduğun zaman evet, Z3 Compact 1 veya 2 mm daha kalın. Ama yani 1 veya 2 mm kalınlık dedikten sonra ama işte 2600 mAh'lik pil de koyuyorsanız bu cihaza zaten hani orada tartışılacak bir şey kalmıyor. Evet. Yani bu arada herkes bir batarya hastası olmuş. Bu belki bizim ve firmaların da suçu. Yani sadece batarya da tam önemli değil. Yani onu yazılımla desteklemek lazım. Ve bir de 4.6 inçlik bir ekran. 2600 mAh'lik bataryayla çok rahat bir şekilde yetinmesi lazım. Yetinemiyorsa çok çok büyük sıkıntı vardır.
Yani ben atıyorum normalde şey deriz ya, bir günü görsün yeter deriz mesela, değil mi? Öyle bir durum yok. Zaten yani hiç çok şey anormal kullanmıyorsa iki gün gider. Bir buçuk gün zaten hiç normal. Stamina modu almadan gidiyor. Stamina modu alınca zaten olay çıkıyor. Hani şey gerilim yaşıyorum ben mesela. Ya pil bitmiyor ki bunun şimdi. Lan ters bir yerde biter kesin. Lan böyle bir şey var mı? Bitmeyecek. O da beğenmez. Ultra stamina modu al yani hani. Hani onun da çözüm var. Hani öyle 3-4 gün pil olmuş cihazı görmek çok normal. Ya ben ama kim ne derse desin stamina modunu sevmiyorum. Ha gerek yok çünkü şey performans da kısıyorsunuz, her şey yavaş yavaş çalışıyor. Ama şu varsa internete çok fazla bağlanmayacaksınız. Operatörünüz da, o bulunduğunuz noktalarda iyi çekiyorsa. Yani çok fazla uğraşmayacaksınız veya mesela atıyorum benim gibi şimdi Dubai'ye gittim, biz normalde ne yapıyoruz? Vodafone kullanıyoruz değil mi? İşte 9.90 veriyorsun, şey alıyor orada bir normal kotanı kullanıyorsun buradaki, internet dahil olmak üzere. Şimdi orada tabii ki yok öyle bir şey geçerli, hatta hiçbir kimsenin hiçbir şey geçerli. Orada gidip bir şey satın alman lazım ya da kiralaman lazım. Dolayısıyla hani orada al stamina moda, 4 gün şarj takmadan geri gel. Ha tabii kablosuz olduğu yerde kurcalıyoruz da. Mesela medeniyetten uzak bir noktaya gittiniz. Sizi atıyorum dağa attılar. Dağa taşa kaldırdılar. Ve hani bir umut. Ben telefonum açık kalsın belki bana biri ulaşır. Hani her şeyi kapatıp stamina modunu açtığın zaman hani bir 9 gün belki gider hani. 9 gün ama 7 gün falan ultra stamina modda 8-9 gün görebilirsin Tanrı'ya. O durum denedin mi? Hayır. Çünkü telefonu sadece SMS atmak ve şey için kullanmıyorum. SMS'i bile kapatabiliyorsun. Sadece arama falan hani. Ultra stamina modu inanılmaz bir şey. Siyah beyaz alıyor mu bu da? Maalesef alıyor çünkü LCD ekranda bu IPS ekran, çok kaliteli bir IPS ekran aslında ama yine şey hani biliyorsun AMOLED olmadığı için ekranı siyah yapmak Samsung AMOLED'i de siyah beyaz yapıyor. AMOLED de güzel o, doğru çünkü siyah orada elektrik sıfır, sıfır elektrik demek siyah çünkü default siyah ekran. Diğer renklere güç harcıyor, griye beyazdan daha az güç harcıyor mesela. Daha az. Işığı kendisi yayıyor çünkü. Burada backlight var. Bir yeri siyah yaptığın zaman o içindeki twisted pneumatics parçalar daha dönüp o yeri kapatıyor ve elektrik harcıyor oluyorsun sen orada aktif olarak. O yüzden çok biraz saçma. Aynen. Keşke beyaz ekran üzerine işte başka bir renk yapsalar daha az elektrik harcıyor. Hiç olmazsa okunabilirler. Gerek yok ama yani bir haftayı çok rahat geçebilirsiniz ultra stamina modla. Yani, yani batarya performansı da iyi. Çok iyi yani şimdi. Onun üzerinden kaç veriyoruz? Ben batarya performansı yine yani bataryası ufak olduğu için 8-8.5'u görür ama sen karar ver. Çünkü sen benden daha çok modeli gördün. Bence 8 çünkü bundan çok fazla giden modeller de var. Tabii. Ya, bu da bir kere de, abisi var yani, kapının 3200 mAh pili var yani. Yani 3200'e düşürdüm. 3100'e düşürdüm Z3'te pardon. 3100 ama hani dediğim gibi o aradaki ekran farkı çok çok büyük bir şarj tüketmiyor. Orada biraz bataryanın kas gücü işe yarıyor yani. O zaman burada da puanımızı verdik. Bir diğer maddemiz yazılım güncellemeleri. Sony Xperia Z ailesine yazılım güncellemesi açısından bonkör davranıyor. Tüm güncellemelerini veriyor ama hani bazı güncellemeler daha yavaş geliyor. Mesela LG G3 için Polonya'da, belli başlı ülkede, Kore'de falan Android 5.0 güncellemesini yayınladı. Samsung Galaxy S5 için Android 5.0'a başladı. Sony de Xperia Z, Z1, Z2, Z3 modellerine, kompakt modellerine falan Z ailesine güncelleme vereceğini açıkladı. Fakat hala bir şey yok. Henüz bir şey yok evet. Bir diğer taraftan ama hani zaten 4-4-4 ile geldi bunlar. Hani bu arada Sony'ye hep soruyoruz arkadaşlar niye 6 ayda bir telefon çıkarıyorsunuz? Güncel telefon teknolojisini takip etmek için 6 ayda bir telefon çıkarmak bizim için ama zor. Ama niye hala Snapdragon 801 kullanıyorsun o zaman diye de sorulabilirmiş. Yani tabii öyle sıkıntılar var bize. 805'e çıkacaklar. Yoksa 808 veya 810'u mu bekliyorlar mesela? Acaba? 810'un haberini yaptım. 2015 Q2'ye kadar zor stabilite sorunları varmış. Orada büyük ihtimalle Qualcomm tekeli olduğu için hani elimde bir büyük bir 805 stoğu oluştu. Onu bir eriteyim. Daha sonra el mahkum benden alacaklar zaten. 810 satarım zaten. Evet yani 801 ve 805 gibi iki ara geçiş formu sundu adamlar. Yani tamam 805'te yine bir güncelleştirme var. Ekran grafik şemsi değişti belki biraz. Ama hani bakacak o 2 senedir Snapdragon 800'den beri neredeyse Snapdragon Qualcomm adam akıllı bir çözüm sunmadı. Yeni bir şey yok. 52 zaten gereksiz yeterli. Sadece yeni bir şey satmak ve daha pahalı satabilmek, karlı koruyabilmek için bence bunu yapıyorduk Qualcomm. Ya tabii üreticilerin 2K hastalığı yüzünden yoksa bir Full HD yap 805 kullan devam ediyor onunla.
Senin dediğin yaptık da 480p ekrana Snapdragon 810 koyacaklar. Quarter HD ya da düz HD olsun, 805 olsun, 810 olsun. Hani ben böyle şey, ama bir gün hani bir yerden bir para bulursam Tolga Fon diye ürettireceğim içinde. Snapdragon 805'i koyacağım. 720p ya da Quarter HD ekran. Büyüklükte maksimum 4.7 inç olacak. Tamam. Tamam işte bunun işte 805, 805, yani. 810 koyalım ki. Yani Xperia Z4 kompakt öyle olacak zaten herhalde yani. TE yazacak sonra Tolga Edition diye. O zaman yazım güncellemesine bir şey diyemiyoruz. Çünkü bir şey diyemiyoruz çünkü aynen yok. Zaten en güncel sürümle çıktı. Sony'nin önünde yani. Hastalığı var. 4.4.4 ile geldi işte o anlamda yani çıktığı zaman evet. Olan sürümle geldi. En stabil son sürüm oydu. 5'i de bekliyoruz. Yılbaşına önceki gelirse artı bir puan yazalım buraya. Hani onu söyleyelim. Yani umarım gelir yani. Yılbaşından önce gelseydi bir sızıntı olurdu ya. Hiçbir görseli şey falan sızmadı yani. En son OSP'yi Xperia Z modellerini yüklediler. Bir sızıntı verdiler. Hani daha temanın modifiye edilmesi falan. Esasında Sony Moni gibi büyük firmaların bunu yapabilmesi lazım. Yani Sine Hoca Mon bile şu anda bu kadar cihazı Android 5'e neredeyse geçti. Hani Snapdragon 801'li bir cihazı bunu uyarlaması çok zor değil. Evet, Snapdragon özellikle diyoruz ya avantajlı diye evet. Güncel alma güncelleştirme alma konusunda özellikle Samsung tarafında yani Exynos'lar Allah kahretsin Snapdragon hey modunda olduğu için geliştiricileri işte, açık. Ayrıca bir de Nexus'lar Snapdragon olduğu için genel olarak hemen port edebiliyorsun. Evet ya, işimi de okusun. Sony'nin de burada biraz takımını düzeltmesi lazım diye düşünüyorum. Da bu diğer üreticiler de geçişin geçerli. Mesela HTC için de haber yok şu anda. O ne yapıyor belli değil yani. HTC hayatta kalacağım mücadelesi. Ya şey modu olabilir mi acaba? Ya batmazsak inşallah falan. Ya bir de benim şeyim şu. Galiba 2015 CES'te HTC One M9 ve Xperia Z4 çıkacak ya. Sanki biraz da onlara yüklendiler gibime hissediyorum yani. Araya bir fark daha mı koyalım dediler sence mesela? Bilmiyorum yani hani bu telefonlar birazdan alır güncellemeyi belki öyle bir modda da olabilirler yani. Ya da önce Z4 çıksın ondan sonra bir süre sonra bir mümkün acaba? Ya ondaki yazılımı port ederler bir daha da tema değiştirmeyle uğraşmazlar. Makul çünkü cihazlar neredeyse birebir aynı olacak. Atıyorum içindeki modemine osuna busuna aynen. Kadar çok ciddi sorun çıkabilecek her şey aynı olacak. Aynen. İşte kamerası aynı olacak vesaire. Yani 500 kere uğraşmayalım diyebilirler. Belki de. Bir diğer kriterimiz kamera. Evet arkadaşlar şimdi geliyoruz kameraya. En önemli şeylerden bir tanesi yani. Aslında Sony bir de biliyorsun hani şimdi Sony'yi konuşurken şeyi konuşalım. Lens kameranın kendi sistemini üretiyor. Herkes satıyor. Hani şey yapıyor mesela çocuklar böyle aralarda geziyor. Canon mesela fotoğraf makinesi koysa Canon Nikon diye geziyorlar. İşte bir kısmı zaten Sony'den alıyorlar falan filan. Sony'nin en çok para kazandığı noktada lens satmasıymış. Mesela Samsung Galaxy Note 4'te mesela Sony lens kullanılıyor, sensör kullanılıyor. Hani bu tip noktalarda Sony en büyük parayı buradan kazanıyormuş. Çok normal zaten hani. Yani telefon üretiminden sattığı telefonlardan daha çok kazanıyormuş. Olabilir ama düşünsene yani çünkü o kadar çok müşteri var ki işte atıyorum hani adı sana az duyulmuş hani ülkemize yeni gelen mesela Fly markası var. Orada bile Sony sistemli bir cihaz hani, var mesela. Şimdi baktığımızda yani. Uçuyoruz kaçıyoruz 20.7 megapiksel evet. G-Lens, Beyond sensör. Bu arada şey de çok önemli 1/2,3 sensör. En büyük sensör. En büyük yani. Sensör. Ölüyoruz bitiyoruz. Sony Xperia Z1'den beri böyle ama hep yani Xperia Z serisi dediğin zaman aklıma benim lens grain geliyor, noise geliyor. Keşke öyle olsa. Genel olarak olmamış. Yazılım olmamış. Yani kamera eminim çok kamera iyi. Kamera güzel ama yazılım kötü. Yazılım olmamış. Bak yazılım neden önemli biliyor musunuz arkadaşlar? Olmamış. Mesela Note 4 şu anda test ediyorum, kullanıyorum. Mesela tamamen akşam karanlık oda. Hiç ışık yok. Sadece televizyonun yaydığı ışıkla fotoğraf çekiyorum. Tabii grainli çekiyor. Yani ilk kamerayı gördüğün zaman grainli. Fotoğrafa bir basıyorum. Evet, real time baktı da. Bir fotoğrafı çekiyorum. Az bekletiyor ama hiçbir gren yok. Bu yazılımla alakalı. Bu da az bekletiyor yine. Yani, hiçbir şey olmuyor. Ya şöyle aslında şöyle bir sıkıntı var. Şimdi 12.800 ISO'ya çıkabilen bir fotoğraf makinesi sistemi var. 12.800. 8 megapiksel. Ya 8 megapiksel ama şöyle sen alamıyorsun onu oraya. O gece moduna geçiyor. Otomatik. Gece moduna geçtiği zaman evet, muhteşem hakikaten. Yani grandi miran da çekmiyor tabii. Yani makul derecede grandi çekiyor. Çünkü çok yüksek ISO.
Ama sen otomatik olarak kontrol edeme, otomatik olarak devreye girdiği için o sistem rahatsız ediyor seni veya sine getiriyorsun. Manuel moda getirdiğin zaman benim şurada değiştiremediğim hiçbir şey olmaması lazım. Hmm. Ama böyle bir şey yok. Bir de otomatik mod da 8 megapiksel çekiyor. Otomatik mod da yok. 20,7 çekebiliyorsun da HDR çekeceksen. Şimdi ben Samsung Galaxy S5'i de uzun süre kullandım ve bu kullanma sırasında da hani bunun deneyimlerimi aktardım insanlara. Hani şöyle çekiyor, böyle iyi falan filan diye. H1'si neydi oradan? 16 megapiksel maksimum çözünürlük basıyorsun, çat diye HDR'ı veriyor sana. Hani düşük ışıkta bile düzgün veriyor HDR'ı. Dolayısıyla hani bu kadar iyi HDR çekme performansından sonra ki ve çok kısa zamanda hakikaten veriyor. Şey, double exposure yap gibi bekletmiyor yani. Hani. Tabii içeride yine double exposure yapıyordur ayrı konu ama önemli değil bu kısmı. Xperia Z serisine geliyorsun. Şimdi Z2'yi biraz kurcalamıştım. Z1, Z1 kompaktı vesaire. Z3'ü de kurcaladım. Z3 kompakt da kullandım yani uzun süre. Ve hani çok hayran olduğum bir telefon, hani dediğim gibi bahsettiğim o boyut ve şeyden dolayı hep bunu söylüyorum. Bu arada en sevdiğim şeylerden bir tanesi hani kamera, bunu ekranına geçiyorum. Deklanşör tuşunun olması çok iyi. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Suyun altına giriniz. Teknik olarak her tarafında basılıyor. Eğer atıyorum akü suyuna girmediyseniz iletken bir şey. Yani çok muhteşem olması da. Çekebilirsek şey buna basarak çekmek. Şimdi tamam S5'te seviyoruz hani şey önerdik hani kamera yazılımı çok iyiydi. S5 mini de öyle yani hakikaten çok iyi kamera yazılımı var. Ama basıp çekmek gibi bir şey söz konusu değil. Böyle bakıyorsunuz. Ya bir de pratiklik açısından deklanşörlü tuş daha güzel. Hem fotoğraf çekerken elini titretmeme açısından. Aynen şöyle tutuyorsun. Hop. Cuk çekiyorsun. Ve yani yarım bastığın zaman işte modu eğer orada night yakalarsa 12.800 ISO falan olması önemli. Hakikaten orada da grenlerini bayağı arındırarak çekiyor. Ama işte ben özel olarak ya o scene'i seçeceğim, yani süper otoda bırakacağım ya da bir şey yapacağım. Ama manuel bana o ayarları yaptırsa halbuki ben fotoğrafı bilen bir insan olarak çok daha rahat edeceğim orada. Hatta program olsun, hani ben bir şeyleri ayarlayayım geri kalanı otomatik yürüsün falan. Böyle bir şey de söz konusu işte. Bu bir rahatsız ediyor. Yazılım rahatsız ediyor açıkçası. Ama aynı yazılımdan da işte şey yapabiliyorsun mesela. YouTube'a canlı yayın seçeneği var. Şimdi bu kadar iyi ki yani hani şey yapmışlar hani piramitler yapılmış ev kusur kalmış orada yani hani. Onu da yapsam müthiş ama olacak. Xperia Z1, Z2'ye göre Z3 ve Z3 Compact'ın kamerası daha geliştirilmiş. Grading'den kurtulmuş. Evet, bir çözünürlük değil olay. Çünkü yazılım da gelişiyor, lens sistemi gelişiyor vesaire. Hani zaten Xperia Z1, Z2, Z3 lens değişmiyor. Herhalde Z4'te de aynı olacak. Yani hani... Yani şey, tamamen bu algılayıcı kullanmaya devam ederler. Çünkü bu algılayıcı endüstri standartlarını bayağı destekliyor. Belki de, bak belki de kendi kullandığı algoritmanın bir sıkıntısı olabilir, bilmiyorum. Şu an için yeterli işlem gücüne belki kendi istedikleri şekilde yakalayamadıkları için 8 megapikseli indirtiyorlar. Olabilir. Çünkü şöyle bir şey vardır hani Apple uzun süre, Apple hala 4K çekmiyor. Çekmeyecek de. Uzun süre çekmeyecek tahminen. Neden? Çünkü çok iyi Full HD çekmesini tercih ediyor adamlar. Hani niye eksik ama üst düzey bir deneyim yaşatacağımıza ortaya çekelim deneyim beklenti şey deneyimin seviyesini ortaya çekelim bulunduğumuz teknolojiye göre ama o muhteşem olsun diye bir dertleri olabilir. Bilemiyorum. Diğer taraftan ama yine Sony 16 megapiksel sensörle bu işi yapıyor. Yani ama arkadaşlar Samsung... beklentiyi yükseltmemek lazım. Yani Apple belki orada onu yapıyordur. Şurada bir şey söyleyeceğim. Konu dışı olacak. Ama söyle. Hani böyle bir es verelim muhabbet dışı. Mesela hani bakıyorsunuz Facebook'ta, Instagram'da bir yerlerde atıyorum bazı bayanlar ya da erkekler bir fotoğraf paylaşıyorlarsa fotoğraflarda sürekli yüzün altı çok yoksa hani profilse genelde hani o insanlar biraz şey çıkıyor. Hani genelde daha sonra gördüklerinde. Saklamak istedikleri belli şeyleri orada göstermemeye evet. Çalıştığını şimdi ya da sen fotoğrafta Photoshop yapıyorsun biraz kendini inceltiyorsun falan. Ya beklentiyi yükseltiyorsun. Öyle abi beklenti. Bir gün gördüğün zaman da bu muydu ya falan filan demeye başlıyorsun. Şimdi bu 4K ya da kamerayı mesela 8... Kandırılmış hissetmedir o. Şimdi arkada 20.7 megapiksel gördüğüm zaman bu telefon otomatik 8 megapiksel çektiği zaman ben moralim bozuluyor. Hani ama arkada böyle bir iddiası olmasa ya 8 de güzel çekti. 8 de güzel hani Apple'da biz niye 8 megapiksel diye bir şey demedik. Bu arada bu iddiayı çok öteye taşıyıp 4K ultra pik 4 pardon 4 megapiksel ultra piksel falan derseniz de dalga geçer ama başka konu yani. O dalga konusu olursunuz orada. Yani şimdi fanboy seviyesinde bir şey tepkisi hala alıyoruz. Onlar megapiksel 4K 4 ultra piksel o falan. Abi öyle değil ki şöyle çalışmıyor. Hı-hı. Çalışsa keşke olsa. İşte, hani 4K çeksin videoyu. 4 mega atıyorum yani onu yapabilirsin. Full HD videosunu çekiyor nasıl çektiği gibi. 4K'sına çeksin orada.
Ama yani ne bileyim hani 4 megapiksel fotoğraf yani maalesef düşük kalıyor. Çünkü zoom yapamıyorsun. Dijital zoom bile aynen. Yapamıyorsun. O kaliteli de olsa onu basabileceğiniz çerçeve bunu... boyutu belirtiyorum. Fotoğrafçılık terimiyle konuşacaksak böyle bir sıkıntı da var. Şimdi hani ben ömrünün önemli bir kısmını fotoğrafla geçirmiş bir insan olarak söylüyorum bunu. Hala film makinem bile var. Gerçi maliyetten dolayı kullanamıyor artık onu ama hani asabileceğiniz duvarla basabileceğiniz kağıdın boyutları engellenmeye başlıyor. Ne kadar muhteşem olursa olsun siz onu hani o kalitede daha yüksek piksel isteyeceksiniz ya da başka yerde kullanmak ya için, editlemek için. Yani şeyle karşılaştırdık iPhone 6 Plus'la Note 4'ü hatta Note 3'ü aynı yerde çekmiştik. Note 3 13 megapiksel, iPhone 6 Plus 8 megapiksel. Mesela şuradan çektiğinde cam tarafındaki yazıları Note 3'te okuyabiliyorsun, iPhone'da okuyamıyorsun. Evet. Ne kadar güzel görüntü veriyorsa versin. Sonuçta onları detaylarda bitiyor. Detay göremiyorsun yani hani. Birebir cropları tabii kıyaslamak mümkün değil o noktada hani fotoğrafçılık terimleriyle konuşuyorum ama yine de daha çok detay görmek istiyorsanız megapiksel mecburen ihtiyacınız var. Ya yani sıkıntı şeydi 4 megapiksel falan 2 sene önce yapmış olsa çok kabul edilebilir. Ama şu anda gitmez yani. Şu anda ama siz bu teknolojiye geliyorsanız sen nasıl bir sensör kullanırsan kullan 4 megapiksel yenilir yutulur kabul edilebilir bir tabii şey var ya abi alan derinliği görmek de çok güzel fikirler. Gerçekten yürekten söylüyorum bunu yani hani diyorum ya stereoskopik olarak sistemi algılamanın tek yolu hakikaten iki tane kamera kullanmak. Bu muhteşem bir şey. Ama sadece 4 megapiksel çıktı veriyorsanız maalesef ama şimdi şöyle bir şey var. Belki Snapdragon 801'de çift kamerayı anca o megapiksellerde işliyordur. Onu da ultrapiksel diye ayak yapmışlardır büyük ihtimalle. Şey zaten 20 küsür megapiksel, 20-24 megapiksel saniye zaten işleme hızı. Öteki türlü uzun süre beklemen gerekiyor. Hmm. Fotoğraf çekim süresini aşıyorsun. Şimdi Snapdragon 800 onla toparlanır. 800 ve 810'da şey var. Ya haberi de ben yazdım da şu an ezbere bilemiyorum arkadaşlar hakikaten. Size link veririz buralarda. Ben de geçenlerde yazmıştım, konuşmuştuk. Çift 16 megapiksel aynı anda kayıt yapabiliyor galiba. Evet ve şey yapabiliyor. Hani toplamda 50 megapiksel saniye gibi bir şey var. Dolayısıyla hani hani bu ne demek? Saniyede 10 kare 5 megapiksel çekebilirsiniz. Belki geçtiğisi bana M9'da çift kamera olacak ve hepsi iyi çekecek. Belki tabii yapabilirler bunu. Yoksa şeyi sorular sonra. O haberin altına gelen yorumu anlatayım size hemen. Konu dışına çıkıyoruz ama. Hani Lumia'lar nasıl çekiyor? Ekstra Yonga kullanıyor tabii ki. Yani ekstra Yonga kullanıyor orada. Ekstra Yonga kullanmadan o kapasiteyi. Sony'ye geri abi dönecek olursak ön kamerasını da ben pek hani günümüzün şartlarını çok karşılamadığını düşünüyorum. Çok iyi değil. Çünkü şöyle nispeten biraz daha geniş açı olmasını bekliyorsun. Bak mesela Samsung Galaxy S5'te bu var. Note 4'te de bu var. Hı. Note 4'te hatta 3,7 megapiksel bir kamera var ama yani çözünürlüğü çok önemsemiyor. Sonuçta ama 90 derece mi ne görüyor? 87 işte, derece. İşte diyorum ya şey derecesi yani şey 21 milimetre odak mesafesi. Yani Sony bu konuda biraz fail. Biz C3'ü incelemiştik. 5 megapiksel selfie. Tamam ya onda bile öyle adam akıllı bir derece yok yani. Tam 5 megapiksel istiyorsa 75 megapiksel olsun. Ama dar bir açı olduğu zaman bir anlam ifade etmiyor. İki kişi yan yana zor çekiniyorsun. Bana ne? Megapiksel yani evet ön kameraya geldiğiniz zaman sıkıntı var biraz. Ya yani sıkıntı var derken yani görüntü kalitesi falan filan ve dengelemesi maalesef işte yine diyorum ya S5'i uzun süre kullanmışsın. Note 4'ü sen kıyaslarsın da hani o işte atıyorum sizin aydınlık bir arka plana doğru çektiğiniz zaman yüzünüz aydınlanıyor. Arka taraf dengeleniyor. HDR çek çekme önemli değil. Bunu yapabiliyor mesela otomatik. Çünkü zaten kendinizin görülmesini istiyorsunuz. Hı. Değil mi? Amaç bu. Hani orada artık ön kamera 2 megapiksel, 3 megapiksel ön kamera ile artık orada fotoğrafik muhteşem taklalar atsın istemiyorsun. Düzgün fotoğraf çekin, selfie göndermiş. Arkadaşlar paylaşın ben buradayım merhaba falan diye. İşte onu yapamıyor. Karanlık kalıyorum ben. Şey zenci gibi çıkıyorum orada. Samsung'un artık kimi ürettirdiyse inanılmaz bir stok yaptı. 1.9 megapiksellik ön kamera vardı ya. Galaxy S2, S3. Grant, o bu, hani tüm varyasyonu aynı kamerayı koydu. Note 1, Note 2, neredeyse her yerde kullandı o. 1.9'du değil mi? Yok, 2.1. 2.1 mi? 2.0 ya da 1, öyle bir şeydi. Yani, bir, yani şey Full HD çekebilen şey 30 kare saniye çekiyordu. Şimdi artık hala 30 çekiyor. Ama o kameranın deneyimi hala bunda yok mesela. Yok işte maalesef. Ön kamerası kötü. O konuya çok şey yapmamışlar, ağırlık vermemişler. Şimdi bu sonuçta Dubai'deki etkinlikte de bunları biz topluyoruz, gönderiyoruz Japon mühendislere. Birinci de anlatalım mı? Bunlar deli Japon bunlar. Keserler sizi. Biz de kılıç çalışıyoruz boşuna mı? Düşünsene sen beğenmiyormuşsun, adam intihar ediyor, harakiri yapıyormuş. Nasıl beğenmediler? Nasıl beğenmezler? Neyse kamerayı çok uzattık. Kaç puan veriyoruz günün sonunda? 6.5. 6.5.
Yüksek bile aslında bana bakarsan da. O kadar yani diyorsun. Yani ben benzerliğiyle, fiyat segmentiyle kıyaslıyorum. Hani atıyorum şimdi Huawei Ascend P7 kötü bir telefon. Şey açısından performans vesaire hani. Huawei'nin genel olarak telefonlarını beğenmiyorum. O başka. Ama onda bile şey özellikle var. Hızlı çekim. Böyle açıyorsun tık tık iki kere voice down'a basıyorsun. Çat diye o anda oranın fotoğrafını en iyi şekilde çekiyor falan. 1,2 saniyede falan. Böyle özelliklerle işte süslüyorlar mesela. O çok muhteşem olmayan kameraları. Mesela yazılımı çok iyi mesela buraya kıyasladığın zaman. Cam gibi bunu SLR'la çekmedin mi diyorlar. Hani şu eğitimli göz baktığı zaman alan derinliği olmamasından ya işte şey fokus kullanımı düşünür. Hyperfocal distance kullanımı düşünür veya telefon ya bu der. Ama eğitimsiz bir göz baktığı zaman ki zaten çoğu eğitimsiz göz. Hani fotoğraftan öyle Sherlock Holmes'luk oynamıyor kimse. Wow ne güzel çekmişsin. İşte Amerika'da Monterey'de çektiğim fotoğraflar var. Birkaç tanesini buraya ekleriz. Yani inanmazsınız ki hani hakikaten çok üst seviyeli, orta seviyeli telefon çekilmiş olsun. Aynı sonucu insan burada da bekliyor. Işık yoksa bitiyor. Bir de sen bir kameran benim 27 megapiksel 20.7 diyorsan o var bu var en büyük sensör de koyuyorsan bunları yapmayı istiyor insan, bekliyor. Evet maalesef işte bizim beklentilerimiz yok, ileride Sony mi geri kalıyor, işte onu biraz konuşmamız lazım. Herkese lens veren zaten bir markanın daha iyi olması lazım. Ben de o zaman 6.5'tu değil mi? 6.5 verelim. İyi yani. Yani iyi. O zaman 6.5'u örtün başına koyuyorsun. Kamerayı da geride bıraktık, aksesuara gelelim. Aksesuarları ya açıkçası aynı şeyle Z2'yi hatırlıyorum. Z1'de de tahmin aynıydı. Aksesuar girdisi konusunda buradaki o işte manyetik bağlantıyı koruyor. Bu çok plastik ve hani atıyorum sistem ıslansa bile rahat rahat switch'ine değil tabii de çalışabilecek. İşte hem şarj doku var. Hani kablosuz şeyi burada devreden çıkarmış biliyorsunuz. G3'ün avantajlarından bir tanesi. Ülkemizde çok konuşulmasa da işte büyük mucit Tesla'nın getirdiği işte elektromekanik indüksiyonla koyunca şarj edebileceğiniz şeyler var. Hatta hani artık Qi teknolojisi atıyorum standart oldu. Hmm. Hani diğeri silindi, ismini bile hatırlamıyorum ben artık. Huawei mi diyorsun? Ya Qi diye okuyorlar onu. Qi aslında Qi. Öyle yazıyorlar ama Qi değilmiş. Qi diye okuyorlar. Abi. Gittim sordum. Çinlilerine kadar sordum, Qi diyoruz abi dediler. Aksesuarda PlayStation desteği, Sony cihazlarla bağlantısı. Ben önce fizikselden başladım. Hani ses doku falan da güzel ama fuardan fuara görürüz açıkçası. Yani ya da Sony'nin kendi mağazalarına gitmemiz lazım. Bir de Sony NFC ürünleri çok. NFC tag olsun, o bu olsun. Ya Sony'nin mesela işte ofiste ne vardı bizim? QX10 mesela kamera şey. Authentication için dokunuyorsun, hop oturuyor. Atıyorum. Samsung'da da bu çalışıyor. Marka bağımsız bir de. Ve NFC burada işe yarıyor. PlayStation deneyimine gelecek olursak bu bambaşka bir şey açacağım. PlayStation 4'ünüz varsa arkadaşlar, benim evde yok, evde deneyemedim o yüzden ve düzgün network'ünüz olacak tabii ki. Bunu isterseniz kumanda olarak kullanıyorsunuz, isterseniz de buradan oyunu stream edebiliyorsunuz. Yes. Benzer, evet öyle teknolojiler var. Oyunu stream eder de bu Nvidia'nın Shield tabletindeki gibi. Aynen, Nvidia'nın o Shield özelliği gibi. Ama yani ben oynadığım oyunu bu telefondan görsem ne olacak? Ha tabi bu ufak, atıyorum Z3 için bu güzel. Burası için o kadar da güzel değil. Yani ama sonuçta oyunu çevirin. Telefondan oynayamazsın. Ama controller'a çevirin işte mi? Controller olayı güzel ama oyunu oynamak biraz zor. Fantezi yani. Aynen, o zorlamamış. İşte futbol oynarken birisi orada oynuyor, biri oyuncu burada oynuyor falan dedi anlattılar da hani kendi evimde olmadığı için deneyemedim. Ama hani genel olarak Sony ekosistemine sadık müşterilerin bence Z3 ile kurtulduğunu düşünüyorum. Yani Z1, evet. Z2 hakikaten tam Z2'de de toparladılar ama hani tam düzgün noktaya geldi bence. Z3 şey artık tepe noktası. Z4'te bakalım ne ekleyebilirler diye merak ediyorum. Z3'ün Z2 yerine gelmesi lazımdı. Evet. Z2'nin de Z1 hatta yani yapısı şu an yapılırmış da işte adım adım çok emin olmadan piyasaya sürmüyor gibi bir durum var aslında. Japon kafası olabilir. Bu arada bu telefonların bir özelliği var. Aksesuarda bahsediyorum ama az önceki streamden falan aklıma geldi. Yani ben başka yerde görmedim. Normalde ekran uzun süre bastığınız zaman hani screenshot şeyi çıkar. Burada record screen özelliği var. Record screen özelliği de hani yüksek megabitlerde hakikaten videoyu ama sizin etraftaki sesi de alarak bu arada yani dikkat edin. Onu da alıyor. Hani, aynen etraftaki sesi alıyor. Ya yani sonra bir oyun incelemesi yaparız o zaman bunu. Çok aynen. Hatta daha güzel bir şey söyleyeyim. Hem içerideki sesi alıyor. Evet mikrofon takarsan mikrofondan da konuşup işte oyunu oynayıp buradan kayıt yapabiliyorsun. Böyle bir özelliği var. Ve çok yüksek kalitede. Ben tabii çok hani o 3D oyunlar değil de işte bir tane çok sevdiğim Radiant Defense diye bir tane Tower Defense oyunu var. Onu oynarken kaydettim. Hani hiç öksürmüyor bile cihaz. Çünkü içine yerleştirilmiş bu teknoloji. Ve ekran kaç çözünürlük? 720p mi?
ufaltmazsan orayı olduğu gibi full screen bir alıyor. Bir de 720p bu böyle. Telefonun en büyük avantajı. Yatsın kalksın 720p'ye dua et. Zaten 720p olması güzel. Yani piksel sayamıyorum. Bence akıllı telefonlarda 720p mis gibi çözünürlük. Tabletlerde de öyle. Yani hani tamam 8 inçlere falan geldiği zaman Full HD'de bile biraz piksel görmeye başlıyorsun ama 5 inçe kadar 720p, 5 inçte de 720p bence kurtarıyor yani. 5 inçte de 720p kurtarıyor. Ya bu arada mesela bu aralar şey, herkes çok şey soruyor. Hep söylüyorum ya sitenin açılıp açılmadığını, sağlam olmadığını. Aha bugün de Zenfone 6 inçe mesela yorum gelmiş diye bakıyorum. O, tamam her şey yolunda. O da 720p değil mi? 720p ama güzel görünüyor, kötü görünmüyor. Gerçi ondaki ekran kaliteli bir ekran yani. Hani yani iyi bir IPS ise, panelin iyiyse, parlaklığın iyiyse 720p kurtarıyor. Ne çok kötü ne iyi. Ortalama. Evet. Ama 5 inçin al dediğin gibi yani hani 720p yeterli, işin suyunu çıkarmamak lazım. 5 inçten sonra da olmaya başlıyor ama gene kurtarıyor yani. Ekosistem olarak o zaman aksesuar ve ekosistem olarak bu ürüne 8.5 verebiliriz gönül rahatlığıyla. Tamam, 8.5 veriyoruz. Son maddemiz fiyat ve ikinci el. Sony zırt pırt Xperia Z modeli çıkardığı için ikinci elleri ölü. Yok yani, yok. Cidden ölü. Hani beni bir sürü Xperia Z alan, yani Z'yi bir alan, Z2 alan arkadaşlarım ben deliriyor. Ben bir daha almam diyor büyük ihtimalle. Yani ha, tamam ben şuna katılmıyorum. Mesela arabada da böyle. Bir şey alıyorsun ne olursa olsun bunu kullandığın katma değer. Ürüne bakacaksın. Satma fiyatını çok düşünmüyor. Ama Türkiye'de her şeyin fiyatı pahalı olduğu için satma fiyatı da önemli. Evet tabii ki. Elden çıkarırken kur farkından değil de atıyorum cihazın kendi fiyatından yani. Da bir şeyler hani çok az şey kaybediyor olman lazım ki makul olsun. Şimdi bu mesela Samsung'da da kötü. Hani mesela ki Samsung yılda bir kere çıkarıyor sorsan. Yani üst seviyeli telefonlarında öyle. iPhone iyi ama yani Sony gerçekten bu anlamda kötü. Yani çünkü Z1 alıyorsun Z2 çıkmaya konuşuluyor. Z2 patlaya çıkıyor. Zaten biraz sonra geç geliyor. Sonra fiyatı düşüyor. Yani atıyorum zaten arada 6 aylık bir süre var. Şimdi bak Z3 çıktı Z4 konuşuyoruz. Evet. Z4 ama kompakta bu yok. Mesela Z2 kompakt çıkarmadılar. Z1 kompakt, Z3 evet. Kompakt. Hani Z4 kompakt çıkmayacaksa bunun ikinci eli belki çok düşmez. Ama şöyle bir durum var. Biliyorsun en son tabletlerinde Z3 tablet kompakt var sadece. Evet. Hani o biraz insanı korkutuyor. Acaba ulan Z4 gelecek sadece Z4 kompakttan mı yürüyecekler falan. Biraz garip yani tam bir ekosisteme oturmadı. Neyinle mesela Z Ultra çıktı bir daha Ultra'sı çıkmadı. Aynen ki Ultra'yı da kullanan memnun olan ya yenisi çıksa da kullansak dedikleri. Hiç görmedim öyle bir isim. Ben gördüm birkaç tane. Hani çok memnunuz diyorlar. Kocaman ekran tablet de almama gerek kalmadı diyorlar. Ama yani ben o telefonu incelemiştim. Telefon demeyelim ona bir şey. HTC One Max de o da hani gerçekten diğer tabletlere göre çok başarısız çünkü inanılmaz büyük çerçeveleri var. Yani ya o tip evet, büyük ekranlı bir telefonda inanılmaz büyük çerçeve. Bildiğin tabak yani tepsi gibi telefon diyor. Yani telefon demeyelim ona. Tabak. Neyse ama fiyatı güzel. 100 lira daha da uygun olabilirdi ama. Şu an piyasa fiyatı bildiğim kadarıyla 1800 lira. 1700 civarı. 1700-1800. Ya 1800'den çıkış fiyatı 1800 de şu an biraz daha düşecek. Hani bir 100-150 lira düşmesi lazım bence. 150 lira daha düştüğü zaman yani 1500 lira seviyelerine geldiği zaman hani atıyorum 2015'e girmiş olsak bile bu telefon iyi bir telefon olmaya devam edecek ve zaten Android 5.0 evet. Lollipop'u almış olacak. Dolayısıyla hani hala kullanılabilir ve iyi bir telefon olmaya devam edecek. İkinci elden puanı kırıyoruz. Ama fiyat konusunda şu an için hakikaten performansa göre fiyat ama ben de ucuzlamış zaman, Z2 de alınabilir bu telefon yerine. İşte orada şey durum var. Ben büyük bir telefon mu istiyorum? Ben fiyatında rakipsiz. Gideceğiz. Aynen ya yani bu özelliklerde rakipsiz. Hem küçük bir telefon hem performanslı. Hani bence de ben mesela şimdi Note 4 kullanıyorum ama Alfa'da evde duruyor ikinci telefon olarak. Arada şey yapıyorum. Yani sürekli elimde üşeniyorum yani. Bir tane tablet alıp bir tane de küçük telefon alayım diyorum yani. Peki o zaman mesela bir soru sorayım. Şimdi şöyle bir soru geldi. Bence bu yani çok alakası iki üründen bahsediyorlar. Galaxy Alfa mı Z3 Compact mı dediler? Ben dedim ki bu iki telefon birbirine aslında çok uzak. Hani boyutları biraz benziyor birbirine. Ya esasında konsept olarak benziyorlar. İkisi de 720p, ikisi de güçlü işlemci kullanıyor. Tek farklılıkları bu çevreye dayanıklı olması vesaire. Evet. Hani ben o yüzden çok ayrıştırıyorum. Ya Xperia onu. Z3 Compact daha dolu bir cihaz. Evet. Ama Alfa daha şık duruyor. Alfa çok şık. Alfa'nın o metal çerçevesi ama daha dayanıksız. Vesaire. Biraz dayanıksız evet. Bir de bir şey var diyorum ya hani şimdi Z3 incelemesinde yani UKT'sinde göreceğiz. Hani bu cihaza zarar verebildim. Bu çok daha uzun süre kullandım ve yani nem işkenceye maruz kaldı diyorum ya abi oraya buraya düştü yani. Hani 1,5 metreden taşın üzerine hopladı dedim. Zaten tamam, o telefonların da karşılaştırmasını yaparız.
Ya o ayrıca tabii ki yapacağız ama hani bu cihaz da başka bir şey. Hakikaten dayanıklılık bu cihazın şeyinde var, ruhunda var. O yüzden hani alfa daha şık yönetici telefonu. Bu işte benim gibi işte zıpçıklı diye isim geliyor Kerem'e de hiç öyle bir insan değilim. Zibidi diyeceğim o da değil. Çapulcu diyelim geçelim. Ya o da demeyelim. O da çok siyasi evet. Manaları vardır falan deyip yanlış anlarlar. Ha doğru onu da demeyelim. Yani, tinerci de geçer. Tinerci benim bir tinerci. Benim gibi köprü altı çocuklarının bile çok seveceği kullanacağı ve onlara dayanabiliriz. Fiyat ve ikinci de kaç puan veriyoruz? Abi ikinci el olmamasından dolayı 6.5-7 gibi bir şey düşündüm ben. Max 7.5'dur yani. Ha, 7.5 olsun hadi fiyat avantajından. Fiyat avantajından dolayı, fiyat performans avantajından. Hani genel olarak verebiliriz. Tavsiye ettiğimiz bir telefon. Ben de tavsiye ediyorum. Gerçekten rakibi pek yok. Ya yok. Efsane. Ya evet ben zaten şunu bırakmak istemiyorum. Yani şu an o kadar yani Sony'nin yaptığı en iyi modeller. Ya Xperia Z3 yerine hakikaten gidersin başka telefon alırsın. Evet. Z2 aynen. Yerine de alırsın. Ama hani Z3 kompakt yerine alabileceğin model de az. Yok alacaksan aslında. Da hani bir şey yok yani. Hani bunları sunduğu özellik bir şeylerden yok. Yani. Feragat edip fiyatı biraz indireceksin mesela. Evet. Şimdi öyle ama bir bunda hiçbir var. Şey her şey cayır cayır gidiyor yani kısacası. Evet aynen yani estetik kaygılarınız varsa gidip atıyorum. Estetik de iki tarafı cam yani. Ha, şey anlamında hani. Bakış açısına göre alfadan şık da olabilir bu telefon. Evet. Bu arada siyahına falan baktım siyah maalesef şey o kadar iyi durmuyor. Mor ya. Falan da fena. Mor bunu yapmadılar. Mavi mi var? Kırmızı var. Mavi, kırmızı. Hayır, yeşil, kırmızı, siyah, beyaz. Yeşil fıstık yeşili olmaz. Gibi. O zaman yeşil. Hadi. İşte mor olsa gidip morunu alacağım zaten. Evet. Ben mor seven bir insanım. O zaman bir başka UKT videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.